Maldiv Adaları'na önemli bir yatırım hayata geçiren Aydeniz Grup, yönetim kurulu üyesi Fırat Aydeniz, Resort yatırımı için 50 yıllığına kiraladığı adada 5 yıldızlı Ay Ada projesini hayata geçirdi. Temelleri 1975 yılında Ahmet Aydeniz tarafından atılan Aydeniz grubu bugün 1500 kişinin üzerinde nitelikli insan gücüyle inşaat, dondurulmuş gıda, hayvancılık, turizm alanında dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli yatırımları bulunuyor. Aydeniz Grup 1975 yılında Ahmet Aydeniz tarafından kurulmuştur. Babamız olur kendisi. Bir aile şirketi. Kendisi inşaat mühendisi. İlk dönemlerde devlet projelerinde ağırlıklı üst yapı işleri yaparak iş hayatına başladı. Bir takım üst yapı projeleri derken devlet hastaneleri, hapishaneler, toplu konut projeleri. Ondan sonra ağırlıklı altyapı işlerine ağırlık verdik. DSİ ve karayolları ağırlıklı projeler yapmaya başladık. Sulama projeleri, barajlar, yollar, tüneller şeklinde. Şu anda hem Türkiye'de hem de yurt dışında inşaat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bununla beraber Aydeniz Grup'un tarım faaliyetleri var. Kendimizin GAP bölgesinde, Hirfanlı Barajı bölgesinde ve Ankara Gölbaşı'nda arazilerimiz üzerinde bir takım tarım seracılık faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni yeni hayvancılık sektörüne de el atmış olduk bununla beraber. Artı dondurulmuş gıda fabrikamız var. Gerek yurt içine iFrost markası ile dondurulmuş meyve, sebze ve deniz ürünlerimizi sunuyoruz. Gerek yurt dışına ağırlıklı Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Maldiv Adaları'na önemli bir yatırımı hayata geçiren Aydeniz Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Aydeniz, resort yatırımı için 50 yıllığına kiraladığı adada 5 yıldızlı Ay Ada projesini hayata geçirdi. Farklı bir sektör olarak girmiş olduğumuz Ayada Maldiv turizm yatırımımız gündemimizde yeni bir otel, yeni bir işletme olarak böylelikle de turizm sektörüne girmiş olduk. Tabii biz Maldivlere bir gezi amaçlı seyahatimizde aşık olduk. Ailece gitmiş olduğumuz bir geziydi bu. Bütün aile fertleri çok beğendi ve ondan sonra da belli periyotlarda Maldivlere gitmeye devam ettik. Ve bu süreç içerisinde de acaba burada biz de bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Her ne kadar oranın şartları özellikle lojistik olarak zor olsa bile böyle bir yatırıma girmek için kolları sıvadık ve devletin yetkilileriyle görüşmelere başladık. Ve belli zaman sonra bize bir takım ihalelerden bahsettiler. Biz bu ihaleleri takip etmeye başladık ve şimdiki otelimizin bulunduğu Maguduva Adası'nı kiralamak suretiyle bu yatırıma başladık. İnşaatımız yaklaşık 2 yıl 4 ay kadar sürdü. Tabii Maldivler'de inşaat yapmak klasik bir inşaat yapmanın çok ötesinde. Çünkü 1,5 metre yüksekliğinde okyanusun ortasında 150 dönümlük bir kara parçasındasınız ve dünyanın en lüks otellerinden birisini yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bu hiç öyle kolay bir iş değildi. Özellikle lojistik noktasında bir hayli zorluklar çekildi ama hepsini aşmasını bildik. Grubun turizm sektörüne yönelik ilk projesi olan Ayada projesi, palmiye ağaçlarının arasındaki 150 dönümlük alanda 110 milyon dolarlık yatırımla 2011 yılında kapılarını açtı. Kasım 2011 itibariyle de otelimizi işletmeye açtık. Otelimizi kendimiz işletiyoruz Aydeniz Grup olarak.
tamamen yurt dışı Avrupa menşeli profesyonel yönetici kadrolarımız ile bu işi sürdürüyoruz. Şu anda 4 ay kadar oldu otelimiz açalı. Ağırlıklı müşterilerimiz Asya, Çin, Kore, bununla beraber Avrupa'daki İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, ağırlıklı bütün Avrupa ülkelerinden misafir alıyoruz. Yeni yeni Türkiye'den misafirler almaya başladık. Çünkü Türkiye'de Maldivler çok fazla bilinmese bile otelimizin bazı kanallarda yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'de de misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Arap Yarımadası'ndan ciddi talepler gelmeye başladı. Dolayısıyla şu anda umduğumuz şekilde ve doluluklarda gidiyoruz. Akdeniz'den Asya'ya farklı uluslararası mutfaklara ait lezzetleri barındıran Aya'da Maldives Resort Otel, Maldivler'de açılan ilk Türk oteli olma özelliğini taşıyor. Bizim otelimiz yaklaşık 110 milyon dolara mal oldu. 112 villadan oluşmakta. Bunların 50 tanesi lagun üzerinde, yani su üzerinde. Geri kalan 62 tanesi adada. Bununla beraber 3 tane restoranımız, 2 tane bar hizmeti veren mekanımız, Otomo Lounge dediğimiz bir kafe alanımız olmak üzere toplam 7 tane outletimiz var. Ana restoranımızda uluslararası türlerde yemekler sunulmakta. Bununla beraber Kai restoran dediğimiz Uzak Doğu restoranımızda Uzak Doğu yemeklerini, Ocean Breeze dediğimiz su üzerindeki restoranımızda da Akdeniz yemeklerini sunuyoruz. Bütün bunları organize eden Michelin yıldızlı bir executive şefimiz var. Ve bu restoranlarımızla beraber Ottoman Lounge da nargile, Türk lokumu, Türk kahvesi, Türk şişe, Türk çayı gibi tatları da misafirlerimize sunuyoruz. Artı Maldivlerin en güzel spa merkezlerinden birisi iSpa olarak Aya'da da mevcut. İngiliz Spa firması tarafından yönetiliyor. Ayrıca Maldivler'deki ilk Türk hamamı da bizde. Bununla beraber çok deneyimli bir dalış okulumuz ve su sporları merkezimizde Aya'da da şu anda faaliyetlerini sürdürmekte. Zuzu Çocuk Kulübümüz yine mevcut. Bununla beraber rekreasyon alanımız, fitness, yoga pavilyonlarımız mevcut. Ayrıca burası küçük bir ada olduğu için ve yakın merkezler bulunmadığı için personelimizi de ada içerisinde konaklatıyoruz. Onlar için de personel köyü diyeceğimiz bir yapılanmamız var. Personelimiz de yemesini, içmesini, bütün her türlü ihtiyaçlarını ada içerisinde karşılıyorlar. Dolayısıyla kendi içerisinde bir köy diyebiliriz, bir kasaba diyebiliriz. Elektriği kendimiz üretiyoruz. Suyu kendimiz üretiyoruz denizden. Kendi arıtma tesisimiz var. İçme suyuna kadar biz üretiyoruz. Kendi başına yeterli bir sistem kurduk orada. Başta Türkiye olmak üzere İngiltere, Almanya, İran, Avustralya, Çin ve Kore gibi ülkelerden yoğun talep geldiğini belirten yönetim kurulu üyesi Fırat Aydeniz, Maldivler'de otel yatırımı olan tek Türk yatırımcısı olduklarını belirtti. Biz Aya'dayı markalaştırmak, dünya çapında bilinir bir isim haline getirmek istiyoruz. Aynı şekilde Aya'da içinde bulunan iSpa, spa merkezimizi de markalaştırmak ve dünya çapında servisiyle, kalitesiyle bilinir bir spa merkezi olarak markalaştırmak istiyoruz. Açıkçası bu misafirperverlik sektöründe markalaşmak için
tahminimce Maldivler en ideal yerlerden birisi. Biz de bunun avantajını kullanıyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi Maldivler'de kaliteyi, servisi, standartları koruyabilmek kolay değil. Bunun getirmiş olduğu ciddi zorlukları da bir taraftan göğüslemek durumunda kalıyorsunuz. Ama biz şimdiden özellikle ilk etapta Çin'de ve Kore'de çok tanınan, özellikle balayı çiftlerinin gelmek istedikleri bir otel olarak bilinmeye başladık. Orada çalışmış olduğumuz PR şirketleriyle ve otelimizi tanıtma faaliyetleriyle kısa zaman içerisinde bunu başardık ve bu çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde Avrupa'da da Almanca konuşan ülkeler adına Almanya merkezli, İngiltere merkezli PR firmalarımız var. Bizim adımıza bu çalışmaları yapan. Biz de onlarla tabii sürekli irtibat halindeyiz ve Avrupa'da da bu faaliyetlerimizi onlar aracılığıyla sürdürüyoruz. Avrupa'da markalaşmak biraz daha zor ve biraz daha zaman gerektiriyor. Ama yine de yavaş yavaş olumlu geri dönüşler almaya başladık. Umarım kısa zamanda Avrupa'da da bilinir bir otel ve spa merkezi oluruz. Maldivler'deki ilk Türk yatırımı olan Aya'da Maldives Resort Otel, yeryüzündeki cennet olarak tanınan dünya turizminin en gözde yerleri arasında yer alıyor. Küçücük bir ortamda dış dünyayla temas olmayan bir yerde insan çalıştırabilmek ve bu insanı orada tutabilmek, kalitenizi, standartlarınızı koruyabilmek en zor iş. Ve bir taraftan da Maldiv hükümetinin %45 Maldivli çalıştırma zorunluluğu var minimum. Tabii Maldivlerin nüfusu çok az. Artı her geçen gün yeni otel açılıyor. Dolayısıyla bu talebi, hükümetin bu talebini yerine getirirken seçici olma şansınız biraz azalıyor. Ama biz yine de olabildiğince üst düzey resortlarda çalışmış personel almaya çalışıyoruz Maldivliler için konuşacak olursak. Açıkçası Türkiye'ye çok fazla eğilmedik şimdiye kadar. Çünkü Maldivlere en fazla turist getiren ülkelere öncelik vermek durumundaydık. Ama bir Türk oteli olarak ve Türk girişimcisi olarak, orada Türk yemekleri sunarak, Türkçe konuşan personelleri olarak Türk misafirlerimize de otelimizin kapılarını açtık ve son dönemde ciddi sayıda Türk misafir de ağırlamaya başladık. Onlardan da güzel geri dönüşler almaya başladık. Yine Arap Yarımadası'nda biliyorsunuz Türkiye'ye karşı ciddi bir teveccüh oluşmakta son dönemde. Bunun da getirdiği bir rüzgarla güzel sayılabilecek miktarlarda turistler almaya başladık. Sanırım bu giderek daha da artacak. Palmi ağaçları arasında yeşille mavinin dansının iliklere kadar hissedildiği bir coğrafyada denizin üzerinde inşa edilen odalar A+ dizaynla uluslararası alanda önemli ödüllerle taçlandırıldı. 2010 yılında Aydeniz Grup olarak Avrupa'nın en öncü turizm geliştirme firması ödülünü aldık. World Travels Award tarafından merkezi Londra'da. Yine aynı firmanın ya da organizasyonun 2011 yılında otelimiz işletmeye girdikten sonra önce Maldivlerin, sonra Hint Okyanusu'nun, sonra da tüm dünya genelinde dünyanın en öncü yeni villa oteli ödülünü aldık. Bununla beraber Amerikan merkezli Five Star Diamonds Awards organizasyonunun da üstün hizmet kalite ödülünü aldık. Tabii bir taraftan mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz ama bir taraftan da üzerimize daha fazla bir yük getiriyor. Bu daha fazla bir sorumluluk getiriyor. Bunun bilinciyle her geçen gün kendimizi daha da ileriye götürme, servisimizi daha da ileriye götürmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Turizm alanında büyümeyi, gelişmeyi devam etmek istiyoruz. Ama öncelikle dediğim gibi Ayada'nın
bilinir ve önde gelen resortlar arasında sayılmasını hedef koyduk kendimize. Hemen akabinde...